Değerli arkadaşlarım şimdi Dünya Gücü Osmanlı yani yükselme dönemi 1453-1579. İstanbul fethiyle başlar. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle biter. Tamam mı? Eski dilde. Başlayalım bakalım. Arkadaşlar şimdi yükselme dönemi Dünya Gücü Osmanlı. Buradaki ilk konumuz 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'i bir hatırlayın arkadaşlar 2. Mehmet'i. 1444'te bir tahta çıktı hatırlayın, 1446'da indi o buçuk tepisi yanını hatırlayın. Yani iki kez tahta çıkmış olan padişah. 1451'de babası 2. Murat hayatını kaybedince kendisi tahta tamamen çıktı. Şimdi Osmanlı yarı sansını yaşatmış olan bir padişahtır Fatih Sultan Mehmet. Birçok ilim adamını, bilim insanını İstanbul'a davet etti İstanbul'un fethinden sonra. Yani kuruluş döneminde Osmanlı'nın öğrencileri Mısır'a giderken, Suriye'ye giderken eğitim almak için artık birçok ülkeden öğrenciler İstanbul'a gelmeye başladı Fatih döneminde. ilim tahsil etmek amacıyla. O yüzden Osmanlı Rönesansı'nı yaşatan padişah. Bir ayağı şarkta, bir ayağı garpta, bir ayağı şark, şark. Yani doğuda, doğu ilimlerini iyi biliyor. Bir ayağı garpta, batı ilimlerini çok iyi biliyor bir cümle vardır kendini ilme tahsis eden fani baki'dir. İlme tahsis eden, ilme adamış olan kişi ebediyete kadar yaşar ki Fatih böyle paşalarımızdandır ki hatta e, zirvede olan paşaımızdır diyebiliriz. Şimdi ne diyor? Hocalığında yapmış olan Akşemset'in Akşemset'in Fatih'in lalası. Birçok lalası var. Yani belki şehzadeler içerisinde en çok lalası olan Padişah Şehzade Fatih II. Mehmet. Bunlardan en ünlüsü Akşemseddin Molla Gürani'dir ki İstanbul'un fethi sırasında yanında Akşemseddin vardı. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Fatih yani çok dil bilen bir padişah. Arapça, Farsça, Rumca, Latince, Slavca, İbranice, Çağatayca 7 dil bilen bir padişah. Çok farklı eserleri Türkçe'ye çevirtmiş biliyor musunuz kendi döneminde? Kütüphane kurmuş kendisine. Fatih Kütüphanesi var. Devrin en zengin Türk kütüphanelerinden bir tanesi. Tüm kitapları okumuş, merak etmiş. Latinceden çok kitap çevirtmiş. 1466'da Batlamyus haritasını yeniden tercüme ettirmiş. Arapçaya çevirtmiş arkadaşlar bunu. Çok enteresan değil mi? Demek ki denizlerde kafasına takılan bir şeyler var. Bir şeyler yapmak istiyor. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirmiş ki en ünlüsü hangisiydi? Ali Kuşçu. Ali Kuşçu Timur döneminde yetişmiş. Sonra Akkoyun'un hizmetine girmiş. Daha sonra Fatih. Fatih'in hizmetine girecek. Fatih Ayasofya medresesini Ayasofya Medresesi'nin baş müderrisliğini Ali Kuşçu'ya bırakmış arkadaşlar ki Fatih aynı zamanda entelektüel bir paşa, ünlü ressam, İtalyan ressam Bellini'ye kendi portresini çizdirmiş, Nakkas Sinan'a kendi portresini çizdirmiş. Bu noktada entelektüel bir paşahtır ki Fatih'in kullanmış olduğu e, ünvanlar var. İşte Fatih'in kullanmış olduğu ünvan doğru değil. İkinci Mehmet'in kullanmış olduğu ünvanlar var. İşte bunlardan bir tanesi İstanbul Fethi'nden sonra Fatih. Daha sonra yine İstanbul ile birlikte Ebu'l Feth. Feth'in babası, fetihlerin babası. Kayseri Rum. Ki Kayseri Rum Roma İmparatorları'nın kullandığı ünvandır. Ki Fatih İstanbul'u fethedince bu ünvanda aldı. Ayrıca Fatih hem Karadeniz'e, hem de arkadaşlar Akdeniz'e egemen oldu. O yüzden de şu ünvanı kullandı. Şuraya yazayım. Sultanı, Sultanı, Berrü, Berrü, Berkara demektir arkadaşlar. Berrü, Bahır yani karaların ve denizlerin sultanı ünvanını kullandı. Ne kadar enteresan, ne kadar güzel ünvanlar bunlar. Ayrıca Fatih Şair Paşa'larımızdandır. Avdi Mahlası'yla şiirler yazmıştır. Bu arada ilk şair paşamız da babasıydı. Hatırlayın. 2. Murat'tı. Bunlar önemli. Unutmuyoruz bunları. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde nereler fethedilmiş oraya bakalım sizinle. Fatih nereleri fethetmiş? Arkadaşlar Fatih ilk olarak İstanbul'u fethetti. Bunu ayrıca göreceğiz zaten. Bu bizim ayrı bir başlığımız olacak. İstanbul'un fethinden sonra sırasıyla Belgrad Arç Sırbistan'ı aldı. Arkadaşlar Sırbistan dediğimiz topraklar şuralar. Bakın. Sırbistan'ı ele geçirdi ama Belgrad hariç, Belgrad'ı Kanuni, fethedecek. Karnı Sultan Süleyman fethedecek. Bosna her şeyi aldı. Şurası. Bosna topraklarını. Bosna Fatihan olarak geçer. Fatihan. Fatihan, Fatih'in torunları demektir. Fatih oralara iskan yapmıştır. Türkleri, Müslümanları oraya yerleştirmiştir. Arkadaşlar Eflak Boğdan. Eflak Boğdan bugünkü Romanya. Romanya. Romanya'yı ele geçirdi. Eflak Boğdan dediğimiz yer Şurası arkadaşlar. Burayı fethetti Fatih Sultan Mehmet. Arnavutluğu aldı. Bakın gördünüz mü? Balkanlarda en çok toprak fetheden padişah Fatih Sultan Mehmet oldu. İstanbul'u fethetmişti ya 1453'te. Bakın İstanbul'u fethedince Bizans'taki hükümler sülalesinin bir kısmı Mora'ya kaçtı. Mora burası. Bir kısmı da Trabzon'a kaçtı. Trabzon'da burası. Fatih Sultan Mehmet Bizans'ın yeniden diriltilmesi umutlarını yok etmek amacı. Çünkü bugünkü hükümdar sülalesi tekrar Osmanlı'ya karşı haşr ruhunu birleştirip Bizans'ı yeniden kurabilirler. İstanbul'u yeniden alabilirler elimizden. Bu nedenle Fatih Bizans'ın yeniden diriltilmesi umutlarını yok etmek amacıyla 1460'ta Mora'yı 1461'de Trabzon'u aldı. Mora despotluğunu yıktı. Trabzon Rum Pontus İmparatorluğunu yıktı. Böylelikle bu hayali de bitirdi. Yani Megali İda'yı Bizans kurma emelini bitirdi. Amasra'yı aldı. Amasra dediğimiz yer burası. Arkadaşlar bugün Bartın'a bağlı. Çeşmi Cihan. Çeşmi Cihan. Ee, Cihan Dünya. Çeşmi Göz. Dünyanın gözü dediği Amasra'yı aldı. Bakın arkadaşlar Fatih tamam buraları gördük. Buraları fethetti. Tamam mı aldı buraları çok güzel. Ege Dalarını aldı. Mesela ee, Ege'yi Türk Gölü yapan Fatih, Akdeniz'i Türk Gölü yapan Karnı Sultan Süleyman. Fatih ne yaptı bakın şimdi şuradan görelim arkadaşlar. Geldi Amasra'yı aldı gördünüz mü? Ondan sonra Candaroğulları beyliğine son verdi. Candaroğulları diğer bir ifade İsfendiyaroğullarıdır. Kastamonu ve Sinop aldı tamam mı arkadaşlar? Samsun'u aldı geldi Trabzon'u aldı. Bakın Karadeniz dilerliyor dikkat edin. Gitti Kırım'ı aldı. Kırım topraklığını, Azak denizini aldı yani şurayı aldı. Böylelikle Karadeniz'i Türk Gölü yaptı. Karadeniz'i <laughs> çok pardon Türk Gölü yapan padişah Fatih'tir. Yok hocam şu yok burada şurada bir yer alınmıştı falan e, gerek yok ona. Tamam mıdır? O zaman Fatih ne yaptı? Bir şuradan bakalım. Amasra'yı aldı. Candaroğullarından Kastamonu üstüne aldı. İleride de Samsun'u aldı. Tamam mı arkadaşlar? Sonra geldi Trabzon'u aldı. Fatih gitti, Kırım'ı aldı, Azağı aldı yani. Böylelikle Karadeniz'i Türk Gölü yaptı. Burada şuna dikkat edelim. Trabzon'u Rumlardan aldı, Amasra'yı Cenevizlerden aldı, Kastamonu, Sinop ve Samsun'u Türklerden aldı. Peki Kastamonu, Sinop, Samsun'u Türklerden aldıysa bu Anadolu Türk siyasal birini sağlama çalışmalarına girer. Çünkü Türklerden aldı. Trabzon ve Amasra Türk siyasal birliğine girmez. Tamam Anadolu siyasal birliğine girer ama Türklerden almadığı için Türk siyasal birliğine girmez. Bu, yor bu yorumu unutmayın. Gitti Kırım aldı, Azağı aldı. Böylelikle Karadeniz'i Türk Gölü yaptı. Bu önemli bir yorum. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arada ee, şey var şurada. Akkoyun Devleti var. Akkoyun. Akkoyun Devleti'nin başında da Uzun Hasan var. Küçük Türk. Fatih'ten ayırmak için Küçük Türk demişler ona. Bizim Büyük Türk'ümüz Kanuni. <laughs> Şimdi Akkoyunlu devleti problem bir devlet, sıkıntılı bir devlet. Şu, şuradaki devlet, sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Ee, Fatih'le ya da Osmanlı'yla doğuda rekabet içerisinde, ciddi bir rekabet var Osmanlı Ak Akkoyunlular arasında. Ve Akkoyunlular bu Ankara Savaşı'nda Timur'u desteklemiş olan bir devlet. Türk devleti ama Şii şey kökenli bir Türk devleti. Ne yapıyor? Osmanlı'ya karşı Timur'u destekliyor. Osmanlı kendine rakip etmiş. Fatih bu yüzden arkadaşlar 1400 bakın şurada. Şuradadır. Hemen şuradan silgiyi bulabilir miyim? Bulurum. Şurayı temizleyeyim. Bakalım tekrar tamam mı? Şurayı temizleyeyim. Şurada. Hemen. Arkadaşlar bakın. Şurada Otluk Beli Savaşı yapıyor. Erzincan bölgesinde şurada tamam mı? Buradaki savaşı Fatih Sultan Mehmet kazanıyor. Ve doğal olarak Doğu Anadolu'da Fatih döneminde Osmanlı egemenine giriyor. Doğu Anadolu'nun bir kısmı. Ki Otlukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan savaş alanı terk ediyor. Ve Akkoyun Devleti yıkılma sürecine girecek. Akkoyun Devleti ise ileride arkadaşlar ee, şey ne derler bu şahisi yıkılacak taht kavgaları yüzünden yıkılacak yerine Safevi Devleti kurulacak ama... Otluk Beli Savaşı'nın iki Türk devleti arasında olduğunu, Fatih ile Uzun Hasan arasında olduğunu unutmuyoruz. Arkadaşlar yine bu dönemde Venedik'le savaş yapılır, deniz savaşı yapılır ki bu deniz savaşları sonucunda biz Ege Adaları'nı Venediklilerden aldık. Ee, bizim hatırlarsanız ilk defa Venedik'lerle savaşımız 1. E, Mehmet, Çelebi Mehmet döneminde başlamıştı. Hatta orada bir kaptan deryamız vardı Çalı Bey, o da şehit düşmüştü. Bundan sonra hep Venediklerle deniz savaşı devam etti. Fatih çok uzun süre 16 yıl savaştı Venediklerle. 16 yıl süren bir savaş yaptı. Bunun sonucunda 1500 1479'da Venediklerle bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmayla bu cümleye dikkat arkadaşlar. Bu antlaşmayla Fatih Venediklere kapitülasyon verdi. Kapitülasyon ki bu kapitülasyon önceden verilmişti zaten. Orhan Gazi döneminde Ceneviz'den itibaren verilmeye başlandı. Bu kapitülasyon biraz genişletildi ve Venedik'e İstanbul'da elçilik açma hakkı verildi. Biz Venedik elçisine de balgöz diyoruz. Tamam mı? Balgöz dediğimiz elç açma hakkını kazandı ki ilk defa bizde elçilik açma hakkını kazanan devlette, de, yabancı devlette de Venedik oldu. Peki Fatih neden böyle bir şey yaptı? Fatih'in böyle bir şey yapmasının sebebi ticarettir. Çünkü İstanbul'un fethinden sonra, ee, İstanbul'daki Venedik ve Cenevizli tüccarlar şehri terk ettiler. Bu da Osmanlı'nın İstanbul ticari potansiyelini düşürdü. Fatih o ticari potansiyeli artırmak amacıyla Venedik'e Kap Venedik'in kapitülasyonu genişletti. Ona elçilik açmak verdi. Bu önemli bir bilgi. O kapitülasyonları ben ileride anlatacağım size. Kan döneminde tekrar devreye girecek bu kapitülasyonlar. Ta bir dönem kapitülasyonun mantığı, iki dönem kapitülasyonun mantığı nedir onu anlatacağım size. Siz sadece burada Venedik'e kapitülasyon verildiğini, amaç ticari potansiyeli artırmak olduğunu ki haçlı ruhu mantığı da var o da gelecek yakında. Ve ona elçi bulundurma hakkı verdiğini, bu elçiye de Balyoz adı verdiğimizi unutmayacağız. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet, Sadrazamı Gediyahmet Paşa'yı 1480'de Otranto'nun fethiyle görevlendirdi. <laughs> Dedi ki git Otranto'yu fethet. Arkadaşlar şey gitti, Gedi e, Ahmet Paşa gitti. Bakın Otranto, Napoli'nin güneyi yani İtalya'nın topuğu, İtalya'nın girişi bu. Otranto'yu aldı. Fatih'in Otranto'yu fethinin amacı aslında Roma'yı almak. Roma'yı da ele, ele geçirmek. E, ki Roma'yı da ele geçirirse zaten Adriyatik'ten, Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar olan, Çin Seddi'ne kadar olan e, topraklar ele geçirme düşüncesi yatıyor bunun altında demektir. Ki eee Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan toprakları ele geçirmek Türk tarihinde kızıl elma anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle cihan hakimiyeti anlamına gelir. O yüzden Fatih Sultan Mehmet'in Otranto'yu fethettirmesinin altında yatan temel gerekçe Roma'yı almak ve böylelikle Kızıl elmayı gerçekleştirmektir. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman şöyle bir cümle kurduğumuzda soru sorduğumuzda Fatih'in e, Otranto'yu fethetmesinin ya da Roma'ya sefer düzenlemesinin temel sebebi nedir sorusunun cevabı? Kızıl elmayı gerçekleştirmek. Ya da Fatih döneminde kızıl elmayı gerçekleştirmek amacıyla nereye sefer yapılmıştır sorusunun cevabı? Otranto. İtalya'nın topu, Napoli, Roma yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. Çok 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 önemliydi bunlar. Fetihler önemli. Ha, soru gelme ihtimali olasılığı var mı? Fatihle var. Ama bizde çok daha önemli yerler vardı. Nedir o? Islahatlardır. Ondan sonra kültür medeniyettir. Buralar onlardan sonraki önemli yerler. Şimdi bir, bir nokta daha anlatayım size. o e, İstanbul'un fethini sonraya bırakalım. ikinci parta bırakalım. Arkadaşlar Fatih dönemindeki çok önemli gelişmeler neler? Fatih Ayasofya Kilisesi'nin cami yaptırdı. Biz bunu İstanbul'un fethinde göreceğiz ayrıca. Arkadaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ni yaptırdı ki Eyüp Sultan Türbesi'nin yapımında Akşemsettin Hoca Sılal'a çok etkili oldu. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra her azınlığa kendi cemaatini kurma hakkını verdi. Yani Rumlar ayrı bir cemaat, Ermeniler ayrı bir cemaat kurdu. Böylelikle bu yoruma da dikkat. Her azınlığa kendi cemaatini kurma hakkını vererek azınlıkları parçaladı. Yani Osmanlı'ya karşı azınlıkların bir araya gelmesini engelledi ve böylelikle azınlıkları elde tuttu. Yumuşak diken psikolojik savaş. Sizi dininizde mezhebinizde serbest bırakıyorum dedi. Onlara hoşgörülü davrandı. Bunlar da kendi kiliselerini kurdular. Ermeni kilisesi, Rum kilisesi. Azınlıklar parçalandı. Arkadaşlar Fatih'in babadan kalma bir sadrazam vardı. Çandarlı Halil. Hatırlayın buçuk tepisyan çıkaran buydu yeniçerileri kışkırtan. İstanbul'un fethinden sonra Çandarlı Halil'i idam ettirdi. İlk defa bir Türk sadrazamı idam edildi ve malı da müsaade edildi. Yani malına el koyunuldu. Müsaadere el koyma demektir. Peki Çandarlı'nın malına niye el koydu devlet? Çünkü Çandarlı'nın sülalesi güçlenmişti. Güçlü bir sülale ortaya çıkmıştı. O zaman Osmanlı'da yine ileride göreceksiniz bunu. Osmanlı'nın müsaade sistemi uygulamasının sebebi nedir? Sorsun iki cevabı vardır. Müsaade malına el koyma. Bir, hazineyi güçlendirme. Hazineye gelir kaynağı. iki güçlü ailelerin, güçlü sülalelerin ortaya çıkmasını engellemedir. Çandarlı bir Türktü. Türk olmasından dolayı zaten sülalesi de olduğu için devlette büyümüştü. Çandarlıyı görevden aldı. Yerine devşirme olan Zanus'u sadrazam yaptı. Bu da merkez otoriteyi güçlendirdi. Nasıl? Çünkü... Türk'ün tüm akrabası var ama devşirmenin ebesi, dayısı, etası, dedesi yok. Sülalesi yok. Doğal olarak Fatih devşirme sistemini yani devlet yönetiminde, devletin üst kademelerinde devşirmeleri kullanmakla kulluk sistemini getirdi. Kulluk dediğimiz sistem budur. Kulluk nedir? Devletin üst kademelerine devşirme kökenlerin getirilmesi. Kul bunlar. Bunların her şeyi Fatih, her şeyi kanunu, her şeyi devlet. Küçük bir hata idam edilirler. Ve Fatih bir şey daha yaptı arkadaşlar. Fatih'e kadar divan başkanı sadrazamlara aitti. Şey divan başkanı paşa aitti. E, Fatih ile birlikte divan başkanı sadrazama bırakıldı. Bu da önemli bir yorum. Fatih 1476'dan itibaren divan başkanını sadrazamlara bıraktı. Bunu şöyle yorumlayalım. Siz divan hüman üyesisiniz. Ben de padişahım. Somutlaştırın kafanızda. Toplandık karar aldık. E ben de varım orada paşa olarak. E bu kararı götürüp başka birisine onaylatmaya gerek yok. Bu karar uygulanır. Doğru mu arkadaşlar? O zaman divan eğer paşah divanın başkanıysa divan karar organıdır. Paşah da orada çünkü. Peki padişah divan başkanını sadrazama bırakırsa? O zaman sadrazam bak bu Fatih ile başladı. O zaman sadrazam başkanlığında toplanan divan Hümayun'un aldığı karar anında uygulanması, paşanın onayına gitmek zorunda kalır. Bu nedenle son söz padişahın olur. Peki son söz padişahın olursa divan karar organı olmaktan çıkar bu da devletin otoritesini artırır. Bu da çok önemliydi bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman Padi, Fatih müsaadele sistemini getirdi. Güçlü aileleri ortadan kaldırdı. Aristokrat bir sınıfın ortaya çıkmasını engelledi. Otoriteyi güçlendirdi kulluk sistemini getirdi, otoriteyi güçlendirdi. Divan başkanlığını sadrazama bıraktı, otoriteyi güçlendirdi. Son söz kendisinin oldu. Ayrıca Fatih Osmanlı ilk fermanı olan Kanunname'yi, Kanunname'yi Ali Osman adında bir ferman çıkardı. Hattü Hümayun. Arkadaşlar Hattü Hümayun Paşan Elyası demektir. Yani fermandır. Bir ferman çıkardı ki Osman'ın ilk fermanıdır bu bu kanunname Ali Osman'da kardeş katli prensibini getirdi. Nedir kardeş katli? Fatih dedi ki zaten uygulanıyor eskiden beri. Fatih dedi ki hükümdar olacak kişinin kardeşini boğdurtması vaciptir dedi, caizdir dedi. Neden? Egemenliğine ortak istemediği için. O yüzden Fatih'in kardeş katli prensibini getirmesi de merkez otoriteyi artıran bir kavramdır. O zaman bir, 2, 3 ve 4. Bunlar merkezli otoriteyi güçlendirir. Bunlar sorulabilecek sorulardır. Dikkat edin. Sorulmasa bile genel kültür olarak aklınızda dursun bunlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Fatih ayrıca aynı fermanla sancağa çıkma yasal hale getirdi. Bu Türk devletlerinde hep var olan bir şeydi. Hunlardan beri vardı. Fatih bunu yasal hale getirdi. O zaman kardeş katlini de yasal hale getiren, şehzadelerin sancağa çıkma usulünü de yasal hale getiren Fatih Sultan Mehmet oldu. Arkadaşlar Osmanlı ilk sarayı Bursa'da Orhan Gazi döneminde kurulmuştu. Fatih Sultan Mehmet Topkapı Sarayı'nı kurdu. Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti'nin kalbidir. Dünyanın yönetildiği yerdir. Cihan hakimiyeti anlayışıdır Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nda kültür medeniyeti ayrıca göreceğiz arkadaşlar ki Topkapı Sarayı 19. yüzyıla kadar yani 1800'lü yıllara kadar devletin işlerin görüldüğü Kurum olacaktır. Dedim belli niye Nakkas portresini çizdirdi. Ali Kuşçu devrin ünlü bilgini, matematikçisi, astronomi uzun bilgini oldu. sahn Seman medresini kurdu. Sahn-ı Seman mi? sahın Boşluk demektir arkadaşlar. sahn Seman medresini kurdu. Osmanlı Devleti'nde hatırlayın ilk medreseyi Orhan Gazi kurmuştu. İznik Orhaniyesi'ydi. sahn Seman ise Osmanlı Üniversite ilk medrese. O zaman Osmanlı'da ilk medrese Orhan Gazi fakat üniversite niteliğindeki ilk medrese e, Fatih dönemidir. O da sahın sahamadır. Bu da kültür medeniyette tekrar gündeme gelecek tamamdır. Ama Fatih döneminde bunları bilmek lazım. Bunu unutmayalım. Fatih döneminde ilk defa gerçekleşen yukarıdaki işlerden hangileri merkezi otoriteyi güçlendirme yöneliktir? Divan başkanının Sadrazam'a bırakılması doğru. Kardeş katyasısı doğru. Müsadere uygulaması Doğru. Bunlar merkez otoriteyi güçlendirir. Buna dördüncü olarak ne ekleyebiliriz? Kulluk sistemini getirmesini de ekleyebiliriz. 1, 2, doğru cevaptır. Tamam mıdır? Unutmayalım bunları lütfen. Değerli arkadaşlar, İstanbul'un fethi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'un fethi tarihi 29 Mayıs 1453 Mayıs'ın son haftası. 5 Nisan 1453'te kuşatma başlar. 29 Mayıs 1453'te biter. 54-55 gün sürmüş bir kuşatma çok uzun sürdü. Şimdi neden İstanbul'u kuşatıyoruz? Start İstanbul defalarca kuşatıldı arkadaşlar. Persler tarafından kuşatıldı ilk defa. Ondan sonra Türk tarihin işte Avarlar, Bulgarlar kuşattılar. Ama bizde şu lazım. Türk tarihinde ilk defa İstanbul'u kuşatan Avarlardır. Daha sonra İstanbul yine Türk tarihinde Bulgarlar tarafından kuşatıldı. Türkistan tarihinde Çakabeyli tarafından kuşatıldı ve Çakabey peçeneklerle ittifak yaptı. Osman Tane'de ilk defa 1. Bayezid tarafından, Yıldırım Bayezid tarafından kuşatılmıştı. Musa Çelebi kuşattı, 2. Murat kuşattı. Fatih'e nasip olacak İstanbul'un fethi. Şimdi Fatih neden İstanbul'u kuşatıyor? Bunun sebeplerini, İstanbul'u ya da niye fethetmek istiyor? Arkadaşlar bir kere şu. Biz batıya doğru ilerlerken Bizans'ı köşeye sıkıştırıyoruz. Elbette onun topraklarını alıyoruz. Bizans Ortodoks, tamam mı? E, Hristiyan Ortodoks mezhebi. Batı Hristiyanları ise Katolik. Katolikliğin başında da kim var? Papa. Her defasında Bizans papadan yardım istiyor. O zaman Ortodoks Katolik ittifakı Haçlı ruhu demektir. O yüzden şunu söylüyoruz. Bizans e, papayı bize karşı kışkırtıyor. Haçlı seferlerin düzenlenmesine neden oluyor. Ayrıca Bizans sadece bunu yapmıyor. Bizim Anadolu'daki beyliklerimizle, bize düşman olan beyliklerle özellikle burada hatırlayın arkadaşlar Karamanoğulları Karamanoğulları ile ittifaklar yapıyor. Bunun yanında Arkadaşlar ayrıca bizim taht kavgalarımıza karışıyor yani bizdeki şehzadeleri kışkırtıyor Bizans hatırlayın Düzmece Mustafa'yı şehzade Mustafa'yı bize karşı kışkırttı yine Orhan Orhan Bey'i ki Orhan Bey Fatih'in şehzadı Orhan Fatih'in kardeşi onu korudu bize karşı kışkırttı yani e, Bizans Osmanlı parçalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ayrıca. Bizans'ın varlığı Osmanlı toprak bütünlüğünü bozuyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar Anadolu şöyle tamam mı? Bizans burada e şimdi bu topraklar bizim bu topraklar bizim. Yani bizim topraklarımızın arasında bir adı devlet kalmış iki yakımız bir araya gelmiyor. Ayrıca Bizans bizim doğudan batıya batıdan doğuya asker sevkiyatımızda onun limanlarını kullanmamıza izin vermiyor. Sıkıntılı yani almamız lazım. Bizans'ın bulunduğu yer doğudan gelen ticaret yollarının geçişi ve kesişme noktası üzerinde. Yani kuzeyi güneye, güneyi kuzeye bağlayan, batıyı doğuya, doğuyu batıya bağlayan önemli bir merkezde Osmanlı ticari potansiyelini ele geçirmek istiyor. Ayrıca bu noktada Peygamber Efendimiz'in Hazreti Muhammed'in hadisi var. İstanbul'u fetheden askeri de komutanı da kutlayan, kutsayan hadisi var. Fatih de bu hadise layık olmak istiyor. Bu sebepten dolayı Fatih Sultan Mehmet hazırlıklarına girişiyor. Bakalım şimdi hazırlıklar neler neler yapıyor. Tabii biz hazırlıklar yaparken Bizans'ta boş durmuyor. Mesela ne yapıyor Bizans? Bizans'ın yaptığı şeylerden birisi Bizans papadan yardım istiyor. Arkadaşlar Ceneviz Venedik'ten yardım istiyor. Haliç'in ağzına zincir çekiyor. Grejua dediğimiz hiç duydunuz mu bilmiyorum. Gre, grejua <laughs> yazamadım. Grejua. Grejua dediğimiz Rum ateşi varmış. Böyle suda da yanıyormuş filan. Ondan bol bol döktürüyor. Surları kaleleri tamir ediyor filan. Bizans almak da kolay değil ha. Üç tane sur var yani ve surlarını da sularla kaplı yani geçmemiz gerekiyor. Fatih'in iyi bir hazırlık yapması lazım. Fatih kafaya takmış zaten yani demiş ki ya İstanbul beni fetheder ya ben İstanbul'u fethederim demiş. Ki Akşemseddin Fatih yetiştiren lalası hep İstanbul fethiyle öğütlemiş onu arkadaşlar. Fatih Şehzade'den beri İstanbul'la yatmış İstanbul'la kalkmış ki Allah da ona nasip etmiş. Şimdi ne yapıyor Fatih? Bir Rumeli hisarını yaptırıyor. Hatırlayın atası Anadolu Hisarını yaptırmıştı Yıldırım Beste ilk kuşatma sırasında. Onun karşısında Karadeniz'den gelecek yardımları engellemek amacıyla Rumeli Hisarı. Yani Boğaz Kesen Hisarını yaptırıyor. Arkadaşlar buralara asker yerleştiriyor ki amaç Karadeniz'den gelen Bizans. Çünkü Bizans'a Ceneviz ve Venedik yardım edecek. Özellikle Ceneviz. Ceneviz'in yardımlarını <laughs> pardon arkadaşlar kesmek istiyoruz. Yani o bağlantıyı kırmak istiyoruz. Ayrıca 400 parçalık bir donanma yaptırıyor. Bu arada Fatih arkadaşlar Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Kilit Kalesi'ni yaptırdı. E, Kaleyi Sultani Kalesi'ni Hisarı'nı yaptırdı. Çanakkale Boğazı'nda bunlar da yaptırdı. Sadece Rumeli Hisarı değil tabii ki. Ayrıca Fatih 400 parçalık bir donanma yaptırdı ki yani 400 parça donanma çok önemli bir donanma yani. Çok önemli. 400 parçadan bahsediyorsunuz. Bunun için para lazım, insan gücü lazım, kereste lazım. Kolay değil bu. Şahi adını verdiğimiz o güne kadarki toplar hepsi ses, ses bombası. Yani surları yıkıcı değil Fatih surları yıkıcı toplar yapıyor diyor ki dünya tarihinde ilk defa o surları yıkıcı toplar Osmanlı tarafından yaptırılıyor. Biz buna şahi şah büyük toplar diyoruz ki mesela Macar asıllı urban arkadaşlar Müslüman Muslihiddin Fatih'e hep bu konuda yardım ediyorlar. Bunlar makine mühendisi seviyesinde bilim insanları diyebiliriz. Ayrıca Fatih batıdan ve doğudan gelecek tehlikeleri dengelemeye çalışıyor ve bunlarla antlaşmalar imzalıyor. Diyor ki bakın ben İstanbul'u kuşatacağım bu kuşatma sırasında sakın bana sorun çıkarmayın. Çıkarırsanız gelir sizin topraklarınızı alırım diyor. Karamanoğullarında, da Macarları da bu noktada tehdit ediyor arkadaşlar. Yani Fatih Hazırlıklarını tamamlıyor. Kafaya takmış. Hatta 70 parçalık donanma vardır arkadaşlar. Şurada Beşiktaş'tan Kasımpaşa sırtlarına 70 parça donanmayı Halice indiriyor Fatih. Yani öyle kolay değil. İşte surlara saldırıyorlar. İşte Zalmoz Paşa arkadaşlar Fatih'in en Saruca Paşa en ünlü. Ne diyeyim nökerleri, komutanları, sağ kolları yani bunlar. Bunların telkinleriyle ciddi anlamda kuşatmayı gerçekleştiriyor Kuşatma bazen uzuyor, can sıkıyor bilmem ne filan. Ama Fatih koymuş kafayı arkadaşlar. En sonunda 54-55 gün süren kuşatma sonucunda Fatih İstanbul'u fethediyor. İstanbul düşüyor. Şimdi bu İstanbul'un fethinin sonuçları ne oldu? Şimdi şunları görelim. Sonuçları ne? Seri bir şekilde. Bize burada lazım olan sonuçlardır tamam mı arkadaşlar? Ne oldu? Osmanlı'nın toprak bütünlüğü sağlandı. Çünkü arada bir ada devleti Çıvanbaşı'ydı. Anadolu Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı. Arkadaşlar İstanbul Osmanlı başkenti oldu. Osmanlı başkentlerini yazalım. Bursa, İznik, geçici olarak İznik'te. Sonra tekrar Bursa arkadaşlar. Bursa. Sonra Edirne. Şimdi Osmanlı'nın e, yıkılana kadar ki başkenti İstanbul olacak. Ders, Saadet, Payitaht, Hastane gibi cümleler kullanılır İstanbul için. Özellikle Payitaht yani saltanat makamı, saltanat merkezi anlamına gelen isim kullanılır. Der saadet, saadet mekanı, saadet kapı, saadet yeri anlamına gelen cümlede kullanılır. Başkent yapıldı. İkinci Mehmed'e Fatih ünvanı verildi. Sadece Fatih değil, Kayseri Rum hatırlayın. Sultanı Berrubahır hep Fatih'e İslam'ın fethinden sonra verilen ünvanlar oldu. Osmanlı yükselme dönemine girdi. Şimdi arkadaşlar o zaman bir 2, 3, 4. Bunları unutmuyoruz. Tamam. Bunlar önemli bilgiler. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Fatih İstanbul'u fethetti ya. Fatih İstanbul'u fethetmekle kalmadı. Fatih e, şimdi İstanbul önemli bir mekan. Yani Ortodoksların merkezi. Yani e, Roma Roma İmparatorluğu. Bu Osmanlı'ya karşı Haçlı farkını e, ortaya çıkarabilir. Fatih bu nedenle Haçlı bir dinin oluşmasını engellemek amacıyla ne yaptı biliyor musunuz? İstanbul'daki azınlıklara hoşgörülü davrandı. Rum ve Ermeni azınlıklara hoşgörülü davrandı. Bunlara kendi kiliselerini, kendi cemaatlerini kurma hakkını verdi. Amaç bunların papadan yardım istemesini engellemek. Bu aslında psikolojik bir savaştır. Zaten Fatih bu azınlıklara hoşgörülü davranıp onları kendi kiliselerini kurdurunca papa dedi ki ha İstanbul Fatih İstanbul ha şimdi fethetti dedi. Eğer Fatih bunu yapmasaydı gidin buradan deseydi ne olurdu biliyor musunuz? O zaman bunlar Papa'nın kucağına giderdi. Papa bir haçlı gün oluştururdu. Osmanlı'ndaki İstanbul'u geri alabilirdi ama Fatih bunu engelledi psikolojik savaşla. Ee, Fatih, tamam bunları unutmuyoruz. Ayasofya Kilisesi'ni cami yaptırdı arkadaşlar. Onu görmüştük bir önceki partımızda Peki başka neler oldu? Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Yani Bizans yıkıldı. Şunu hatırlamanızı istiyorum burada. Fatih Bizans'ın yeniden kelimesi sumutlarını yok etmek amacıyla 1460'da hatırladınız mı? Bir önceki partım, partımızda görmüştük Mora'yı. 1461'de Trabzon'u aldı. Yani Mora despotluğuna ve Trabzon Rum Pontus İmparatorluğuna son verdi. Fatih İstanbul'u fethederken Şahi adını verilen surları, topları kullandı. Bu toplarla surları yıktı. Surda bir gedi açtık. Mukaddes, mukaddes, ey deli rüzgar artık kahpe rüzgar ne yönden eserseniz. Surları yıktık. İstanbul'u bu şekilde fethettik. Arkadaşlar bu surları yıkıcı topların Avrupa'da krallar tarafından kullanılması bu derebeyliğin yıkılmasına ve Avrupa'da merkezi krallığın güçlenmesine yol açtı. O zaman Avrupa'da merkezi krallığın güçlenmesinde Fatih'in kullanmış olduğu bu surları yıkıcı toplar etki etti. Ayrıca Fatih İstanbul'u fethetti ya. Buradaki bilim adamlarının bir kısmı Fatih bize zulmeder. Yanlış bir kanaattir bu düşüncesiyle İtalya'ya kaçtılar. İtalya'nın Floransa, Floransa şehrine yerleştiler. Medici'lerin şehrine yerleştiler ve oradaki antik Yunan dönemine ait eserleri tercüme ettiler kendi dillerine. Bu Avrupa'da Rönesans ortaya çıkardı. O zaman e, İstanbul'un fethi Rönesans'ın ortaya çıkmasında etkili oldu. Ayrıca İpek yolunun İstanbul kanadı Osmanlı eline geçti. Bir Tebriz kanadı, bir de İstanbul kanadı, bir de Kırım kanadı var. Kırım kanadını, İstanbul kanadını Fatih ile geçirdi şimdi. E, Tebriz kanadını Yavuz ile geçirecek. Arkadaşlar bu e, İstanbul'dan geçen e, önemli yollar, ticari mekanlar Osmanlı eline geçince bu Avrupalıların coğrafi keşleri başlatmalar neden oldu. O zaman İstanbul'un fethi Avrupa'da coğrafi keşlerin başlamasında etkili oldu. Tüm bunları birleştirdiğinizde Orta Çağ bitti, yeni Çağ başladı. O zaman şu çizik yaptıklarım, çizik yaptıklarım arkadaşlar, bizim tarihimiz açısından ama yuvarlak olanlar, Roma, surlar, bilim adamları, coğrafi keşfiler, şuna bağlayın işte. Orta Çağın bitip yeni Çağın başlaması, dünya tarih açısından sonuçları olmuş oldu. Bunu da unutmuyoruz. Sonuçlar önemli arkadaşlar, tamam mı? Şimdi burada bir soru çözelim sizinle. Ne diyoruz burada bakalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonucu olamaz. Yeni çağ başlaması doğru. Derebeyliğin yıkılıp merkezli krallıkların güçlenmesi doğru. Rönesans zemin hazırlaması doğru. Coğrafi kişileri zemin hazırlaması doğru. Ama İstanbul'un başkenti olması Türk tarihi açısından, Türk İslam tarihi açısından sonucu. Bu arada şimdi biz Türk tarihi açısından sonucu dedik ya bu aynı zamanda İslam dünyası açısından da sonucudur yani. Türk tarihi açısından olması, İslam dünyası açısından da olmasıdır anlamına gelir. Bu İslam tarihinde Feth-i Mübin olarak gerçekleşti. İslam tarihinde Feth-i Mübin olarak gerçekleşen iki fetih var. Bir Peygamber Efendimiz tarafından Mekke'nin fethi, iki Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethi. i Mübin, temiz fetih, büyük fetih demektir. O zaman Osman'ın Feth-i Mübin'i nedir sorusunun cevabı İstanbul'un fethidir deriz. Anlaştık mı arkadaşlar? Gayet güzel.